Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Kara ile TYT-AYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde açı konusundaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Evet, kitabımızda sayfa numarası 154 ve 155 işleyeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. 20 var, 75 var, y var, x var. Bizden x artı y soruluyor. Öncelikli olarak şu bizim çapımız mı? Çapımız. Çapı gören çevre açı nedir? 90 derecedir. E hocam burası o zaman 90 dereceyi yapıştırırız. 75 90 ise y'yi biz 15 derece olarak bulur muyuz? Buluruz. Sonra 20'yi de kullanacağız burada. Bu 20'yi nasıl kullanacağız? Hocam 20 ise gördüğü yay ne yapar? 40 yapar. Aa, burada da bir çevre açı var. E o zaman burası da 40'ı görüyor. 20 derece yapar. Bak 20 75 daha 95, buraya ne kaldı? 85. O zaman x de ters açıdan dolayı 85 derece yapar. Bizden x artı y isteniyor. Yani 85 artı y de 15 olduğundan cevap ne çıkacaktır? 100 çıkacaktır. Birinci soru Balıkesir oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi bu 40'a baktığımız zaman ne çevre açı ne merkez açı. Yani burada büyük ihtimalle ek çizim yapacağımız belli. En etkili silahımız neydi? Yarıçap çizmek. Al sana yarıçap. Yarıçap çizince yalnız hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Eşitlikler mutlaka ama mutlaka bizim için önemli. A 40'sa tamamı 40 olacak. Buraya 10 derece kaldı. Çünkü bunun tamamı 40 derece. E hocam burada da x kenarlık var. E x de böylelikle kaç çıkar? 10 derece çıkar. Yani ikinci soru Balıkesir oldu. Geldik 3'e. Aşağıdaki şekilde çeyrek daire biçimindeki bir tahta parçasının AB yayı üzerinde eşit aralıklarla böyle bir şey olmuş. Eşit aralıklarla dediği için hocam burası eşit, burası eşit, burası eşit, burası eşit. Toplamda buranın ölçüsü kaç derece? 90 derece. 90'ı 1, 2, 3, 4 parçaya bölüyorum. Yani 90 bölü 4. 2'ye bölsek 45, 2'ye bölsek 22,5. Bir tanesi 22,5 derece mi yapıyor arkadaşım? Evet. E o zaman ben buradaki 22,5'ları kullanıp ona göre işlem yapacağım. AED açısı, bana bu açı lazım. Bir de DCB açısı, bana bu açı lazım. Peki böyle çemberi de tamamlayıp bir şeyler yapabiliriz aslında. Ya da çemberi tamamlamadan da yapabiliriz. Ne yapabiliriz? En etkili silahımız yarıçap çizmek mesela. Hocam yarıçapı çizip de şöyle işte burası ikizkenar oldu deyip bu 22,5 ise 22,5, 180'den 22,5'a çıkartıp 2'ye böleceksin. Ama 75'li bir şey çıkacak. O yüzden sanki bu daha zor geldi bana. Aynı şekilde şurada da şöyle yapacak olursak buradaki üçgenlerin hepsi aynı üçgen değil mi? Evet, burası 22,5. Sonra taban açıları da aynı şekilde olacak arkadaşlar. Ama bunu böyle çözeceğimi şöyle çözeyim. İstersen daha net bir şekilde çözülecek. Daha hızlı şekilde çözülecek çünkü. Şimdi sen burası şuradaki açıyı bulurken hocam şuradaki 45 derece. O zaman buraya kaç derece kalıyor arkadaşlar? Şöyle bunun haricindeki açıya 360-45 yani 315. Yani burası 315 bölü 2 yapar. Evet. E arkadaş aynı şekilde burası da böyle. Hocam 45 derece böyle. Burada bunu gören yay da, bak şu içerideki yay da aynı şekilde arkadaşım. Bu da 315 derece yapıyor. O zaman burası da 315 bölü 2 yapar. Bu ikisinin toplamı isteniliyor. 315 bölü 2 ile 315 bölü 2'nin toplamı da direkt 315 yapar. Yani 3. soru Denizli yaptı. İkizkenar üçgenler oluşturarak da sonuca ulaşabilirdin tabii ki. Geldik bir sonraki soruya. 10 programlı bir bulaşık makinesinin dairesel buton etrafından sabitlenmiş ve numaralı ardışık sayılar olan her iki çizgi arasındaki mesafe eşitmiş. Tamam. Olup döndürüldüğünde üzerindeki ok hangi çizgiyi gösterirse o program seçilmiş. Mesela 9 bu biri, bu 9'u gösteriyor. Tamam. 9 numaralı program seçilirken buton saat yönünde 168 derece döndüğünde 1 numaralı buton saat yönünde döndürüyorum. Butonu saat yönünde döndürdüğümde, şu yönünü döndürdüğümüzde arkadaşlar hop nereye geliyormuş o? 1 numaraya geliyormuş. Bu 1'e gelecekmiş. Yani sana diyor ki şuradaki açı kaç derece? 168 derece. E arkadaş ben bunların alfa 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 ölçülerinin eşit olduğunu biliyorum. Alfa 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 alfa. Yani sen 360'tan 168 çıkart bakayım. Şöyle çıkartayım, işlem hatası yapmayayım. 360'dan 168 çıkarsam 2, 9, 192 yapıyor. E hocam bak şuradaki açının geriye kalanı 192 dereceymiş. E o zaman 192 derece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alfa. O zaman 8 alfa 192 ise eğer alfa da buradan kaç gelir? 14 gelir galiba değil mi? Alfayı buradan yok 24 mi buluruz? 24 buluruz. Evet 24 buluruz. Alfa 24 bulduk. Buna göre 1 numaralı program seçilirken buton saat yönünde 144 derece döndürüldüğünde kaç dereceye gelir? Arkadaşlar ben şuradaki açıyı 24 derece buldum. 144'ü bulacağım. O zaman 144'ü ben 24'e böldüğüm zaman kaç yapıyor? 6 mı? Yani 6 tane 24 derece gitmem lazım. Birincisi burası, ikincisi burası, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'sı. Tam buraya geldiğinde, yani şu şekilde geldiği zaman arkadaşlar kaç derece dönmüş oluyor? 144 derece dönmüş oluyor. Cevap ne yapıyor o zaman? 7 yapmış oluyor. Evet, 4. soruyu Edremit bulduk. Geldik 5. soruya. Yukarıda evet bak yarıçap uzunluğu 1 ve uzunluklar verilmiş burada. Ne yapacağız? En etkili silahımız yarıçap hocam. O yarıçapı çizelim. Şuradan yarıçapı çizdim. Buradan da yarıçapı çizdim. Aa hocam 1 kök 3. Ne üçgeni? 30 120 üçgeninde oluyor bu. Hocam şurada da bir yarıçapı çizelim. Burada da yarıçapı çizince ne geliyor? Hocam burası da 1, burası da 1. 1 kök 2. İkizkenardaki üçgende geliyor. Yani burası da 90 derece oluyor. AC yayı kaçtır diye soruluyor. Arkadaş AC yayı burası değil mi? Evet. Hocam burası da değil mi? Hayır. Küçük olanı alırız. MEP müfredatında öyle diyor. Şimdi 120 90 daha kaç yaptı? 170 mi yaptı? Evet. 170 derece yaptı. 120 90 daha 170 yaptı. O zaman 120 90 daha 210 yaptı ya. Ne 170 yaptı? 210 yaptı. 360'dan 210 çıkınca da 150 derece kaldı. Yani burası 150 yaptı. Cevap Balıkesir oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. Zehra daire şeklindeki bir karton parçasının 2 tanesi birbiriyle özdeş, 16 tanesi birbiriyle özdeş, toplam 18 dilime ayırıyor. Evet, şöyle bir daire parçası var. 2 tanesi birbiriyle özdeş, 16 tanesi de birbiriyle özdeş. O özdeşleri de şöyle göstereyim. Yani bu siyahlar böyle betalık açı olsun. Öbürleri de kırmızılarda alfalık açı olsun. Ben neyi biliyorum buradan? 2 alfa artı toplamda 16 betanın kaç olduğunu biliyorum. 360 derece olduğunu biliyorum. Çünkü bunlar tam bir daireyi veriyor. Hatta burada alfa artı 8 betanın ne olduğunu biliyorum ben. 180 derece olduğunu biliyorum. Tamam, elimizde bu var. Sonra daha sonra bu dilimlerden 3 tanesini birleştirince. Ama 3 tanesini nasıl birleştireceğiz? Seçenekler fazla. Valla 0 tane alfalık dereceden, geri kalan 3 tanesini de betalık dereceden alabilirim. Birinci durum bu olabilir. Ya da bir tane alfalık, 2 tane betalık kullandığım zaman yine 3 tane açı. Ya da hocam 2 tane alfalık, 1 tane betalık kullanabilirim. Değil mi? Ya da 3 tane alfalık kullanamam. Zaten 2 tane alfalık durum var. Yani şu durumlar söz konusu olabilir. Bunlara bakalım şimdi. 3 tane betayı buradan kullanırsam bu ne demek? 3 beta bunlarla ilgili ne oluşturacakmışım? Bir yarım daire. 3 tanesini birleştirince. 3 beta 180 derece olabilir mi? Olamaz. Zaten alfa ile 8 betanın toplamı 180 arkadaşlar. Yani bu imkansız. Ya da beta 60 yapıyor. Beta 60 yazınca burada sağlamıyor zaten. Bu olmadı. Bir tane alfa 2 tane beta kullanınca, o zaman bir tane alfa ile 2 tane betanın toplamı yarım daire oluşturuyormuş ya. Alfa ile 2 beta 180 yapar mı? Hayır. Alfa ile 8 beta 180. Yani alfa artı 8 beta ile alfa artı 2 beta birbirine eşitlediğimizde bak 8 beta eşittir 2 beta geliyor. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Bu da olmadı. Demek ki bizim 3 tane nasıl olacakmış arkadaşım? 2 tane alfa açısından, 1 tane de beta açısından alınca. Yani ben şunu biliyorum. Alfa artı 8 betanın ne olduğunu biliyorum? 180. Buradan da 2 alfa artı betanın da ne olduğunu biliyorum? 180. Hocam bu da 2 alfa artı beta da 180 eşit. Her ikisi de birbirine eşit. O yüzden bunlar birbirine eşit. Yani alfa artı 8 beta eşittir. Ne yapıyor o zaman burada? 2 alfa artı beta yaptığından dolayı bunu buraya, bunu buraya. 7 beta eşittir. Ne yaptı? Alfa'ya mı eşit oldu? Evet. Alfa 7 beta'ya eşit oldu. Şimdi alfa yerine sen burada şeyi biliyorsun yukarıdaki denklemde. Hocam ya bunu kullanayım ya bunu kullanayım. Alfa artı 8 beta'nın 180 olduğunu biliyoruz. O zaman burada alfa yerine 7 beta yazarsam, eğer ben 7 beta yazarsam toplamda 15 beta eşittir 180. 5'e bölsen kaç yapıyor? 36. 5'e böl 36. Sonra 3 kaldı burada. 12 yapıyor. Beta'yı böylelikle 12 derece olarak buluruz. Şimdi alfa'da neydi arkadaşlar? 7 betaydı. 7 betaydı. 7 ile bunu çarptığımız anda 84 mi yaptı burası? Evet. 7'yi 84 yaptı. Bizden ne isteniyor? Büyük dilimlerden birinin merkez açısının ölçüsü küçük dilimlerden birinin merkez açısının ölçüsünden kaç derece fazladır? Yani 84-12 isteniyor. O zaman cevap ne yapar? 72 yapar. Yani Akçay yaptı cevap arkadaşlar. Evet, güzel bir yorumlama sorusu. Dikkat edin, benzerinde ÖSYM sordu. Tamam, geldik örnek 7'ye. Şimdi C noktası çembere teğet olduğuna göre alfa kaç derecedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar şuradaki açıların eşitliğini ben burada kullanacağım. Burada da bir açı şeyi de var. Burası ters açıdan dolayı 70 ise burası da 70 midir? 70'tir. Sonra buradaki yayların da eşitliğini kullanacağım ve alfayı da bulmaya çalışacağım ben. Şimdi çap falan demiş mi? dememiş. Sadece 70 dereceyi vermiş, alfayı vermiş, şu yayların eşitliğini de söylemiş. O zaman ben buraya bir x dersem, x ise gördüğü yay nedir? 2x. Hocam burası da 2x. Sonra ne yapacağız? Sonra ne yapacağız? Hocam buraya da bir 2'ye de diyelim o zaman. Diyelim. Çünkü niye? Buradaki teğet giriş açıyı kullanacağım. Gördüğü yayın yarısı olacak ya. Hocam burası 2x artı 2y ise burası da x artı y mi çıkar? Evet. Sonra buradan ne geliyor? 70'i kullanabilirim ben. Hocam 70 x artı y ve alfa. 70 x artı y ve alfa toplamı 180. X artı y artı alfayı da böylelikle 110 derece olarak buluruz. Sonra başka ne yapacağım ben burada? Hocam burası 2y iken güzel bir şey çıktı. Bak olaya bak. Burası 2y iken buradaki açı ne? Y değil mi burası da? Evet. Ana şurada da 2 iç açı 1 dış açı. Yani sen x artı y'nin ne olduğunu biliyorsun, 70 olduğunu biliyorsun. X artı y yerine 70 yazarsam ben, o zaman alfa da buradan neye eşit oluyor? 40 dereceye eşit oluyor. Evet, gerçekten hoş bir soru. 7. soru Akçay oldu. Geldik 8'e. Evet, OA ile BC birbirine paralel verilmiş. Bu paralellik verilmiş. Eyvallah, paralellik verildiyse onu hemen kullanalım. 140 ise U kuralından dolayı burası kaç yapar? 40 yapar. Sonra başka sıkıştık kaldık. En etkili silahımız, çemberdeki en etkili silahımız yarıçap çizmek değil mi? Evet, geldik yarıçap çizdik burada. Hocam bu yarıçap, bu yarıçap, hatta burası da yarıçap. İkizkenardan dolayı burası 40 ise burası da 40 mıdır? Evet. 40 40 80'den buraya 100 kaldı. Tamamı 140, buraya da 40 derece kaldı. Ya da Z'den dolayı 40 diyebilirdik. Hocam 40 ise ikizkenardan dolayı buraları da 70 yapar. 180'den 40 çıkartıp 2'ye böldüğüm zaman. Şimdi benden alfa isteniliyor. Bunu arkadaşım, burası da zaten şey, bak dikkat et, merkezden teğet noktasına gelmiş. Yani burası 90 derece. O zaman burası da 50 değil mi? Evet. Bak şu üçgende 2 iç açı 1 dış açı. Alfa artı 50 eşittir 70 artı 40. Yani 110'a eşittir. Alfayı da buradan 60 derece olarak buluruz. Cevap Denizli yaptı 8. soruda. Yani üçgen bilgilerini de kullanmayı da ihmal etmiyorsunuz arkadaşlar. Çemberde açıdasınız diye illa çemberde açı kurallarından çıkacak diye bir şey yok. Üçgen bilgileri de karşınıza çıkıyor gördüğünüz üzere. Geldik 9'a. 9. soruda ne demiş? Bu yaylar birbirine eşit verilmiş ve 125 derece verilmiş. 125'i kullanayım öncelikle. Şurası 125 ise buraya kaç derece kalıyor? 55 derece kalıyor. Tamam. Sonra ne yapacağız burada? Hocam burada ya dış açı, iç açı formüllerinden falan filan yapabiliriz aslında ama x nedir diye soruluyor bize. Şimdi ben ne yapayım burada? Tamam. Şuraya arkadaşlar A diyelim. Şuraya da B diyelim. Bak 55 neye eşit? A artı B bölü 2 eşit. X de neye eşit olacak? B eksi A bölü 2 eşit olacak. Ama burada 2 bilinmeyen 2 denklem değil, 3 bilinmeyen gelmiş oluyor o zaman değil mi? O zaman daha farklı bir şey yapmam lazım. Burada güzel bir şey geliyor mu? Şöyle bir şey diyebiliriz aslında. Hocam burayı da A'lı bir şekilde yazabiliriz. Burası 3A ise buraya 180-3A kalmadı mı? Evet. Şimdi iç açıyı kullanabiliriz. Şimdi iç açı nasıl kullanır? Şuradaki iç açıdan bahsediyorum arkadaşlar. 55 toplamlarının yarısıydı. 55 eşittir 180-3A artı A bölü 2'ye eşit. O zaman 110 eşittir 180-2A yapar. O zaman 2A eşittir 70 yapar. A'yı da buradan 35 mi buluruz? Evet. A 35 çıktı. A 35 çıktıysa o zaman şimdi dış açıdan da bulabiliriz ama gerek yok. Çünkü niye? A 35 ise burası 35, burası 35. Toplamda burası kaç yaptı? 70. Hocam çevre açı var burada. 35 yapar o zaman burası. 125, 35 ve x'in toplamı 125, 35 ve x'in toplamı da 180 derece yapacağından şu ikisi toplamı 160. İkisini de böylelikle 20 derece olarak buluruz. Yani 9. soru Akçay yapar. Geldik 10. soruya. Aşağıda birinin taban açısı ile diğerinin tepe açısı eşit ve alfa. Yani burası alfa iken burası da alfa. O zaman burası 180-2 alfa yapar. Burası alfa iken de o zaman buradaki de 180-2 alfa bölü 2. Yani 90-2 alfa bölü 2. 90-2 alfa bölü 2 mi yapar arkadaşım? Evet. Çünkü 180-2 alfa bölü 2 dediğimiz 180'de 2'ye bölünüyor ya. 90-2 alfa bölü 2 yapıyor orası. Neyse. Tamam. Bu şekilde ikizkenar iki karton parçası verilmişti. Karton parçaları çemberin merkezinde tepe noktaları çakışacak. Tepe noktaları buradaymış. Bu tepe noktasındaki buradaki açımız ne? 180-2 alfa. Yani şunlar şöyle yarıçaplar. Burası da alfa. Alfa. Tepe noktası burası. Burada alfa. Burası da 90-2 alfa bölü 2. 90-2 alfa bölü 2. Bakalım. Yazalım o zaman 90-2 alfa bölü 2'leri. 90-2 alfa bölü 2'leri. Şimdi BOC doğrusalsa. Bak. BOC doğrusalsa bakalım gerçekten böyle bir şey oluyor mu? Şimdi sana şart koymuş. BOC böyle doğrusalsa arkadaşlar. Bunun böyle doğrusal olması ne anlama geliyor arkadaşlar? Şimdi bu doğrusal olursa eğer bu bir çapımız olmayacak mı? Şu çap olacak. Çapsa AC ve CD yayından bahsediyor. AC ve CD yayından bahsediyor. Şimdi öncelikli olarak burada bir merkez açı var. Merkez açımız alfaysa burası da alfa yapar. Şimdi bu doğrusalsa o zaman burası 180-2 alfa olduğundan dolayı 180'e tamamlayan 2 alfa yapar. O zaman burası da 2 alfa yapar. Gerçekten de BOC doğrusalsa AC yayı 2 alfa, CD yayı da alfa oldu mu? Oldu. Yani birincisi doğru oldu arkadaşlar. Tamam. Bu şartı böyleyken ama şart BOC doğrusalken bunu hallettik. Alfa 60 derece ise alfa 60 derece olduğunda hocam 60 ise burası da 60, burası da 60 olur. Alfa 60 ise buraları da 60-60 olur mu? Olur. Şimdi AB ile CD yayı birbirine eşitliyor. AB yayı merkez açıdan 60, CD yayı da merkez açıdan 60 olur. Bu da doğru olur. Tamam, bu şart varken de bunlar doğru oldu. Üçüncüye bakalım. BOD açısı 90 artı alfa bölü 2 ise bakıyoruz. BOD tam burası 90 artı alfa bölü 2 ise AC ile BD'ye birbirine eşittir. AC ile BD'ye birbirine eşittir diye söylüyor bize. Arkadaş şimdi burası 90 artı alfa bölü 2 ise gördüğü yay ne yapıyor? 90 artı merkez açıdan dolayı alfa bölü 2 yapıyor burası. Eyvallah. Ben şimdi buranın alfa iken buranın alfa olduğunu, buranın 180 eksi alfa iken buranın 180 eksi 2 alfa olduğunu biliyorum. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? Hocam bu ikisinin toplamı 180 eksi alfa yaptı. Bu ikisinin toplamı da 90 artı alfa yapmak zorunda. 180 eksi bak bir tekrar söylüyorum. Şu ikisinin toplamı son durumda 180 eksi alfa yaptı. Hocam 180 eksi alfayı 360'a tamamlayan 180 artı alfa değil midir? Evet. Bu ikisinin toplamı da ne yapması lazım? 180 artı alfa yapması lazım. O zaman burası da 90 artı alfa bölü 2 mi yapar? Evet. O zaman ne diyor? BOD açısı 90 artı alfa bölü 2 ise AC ile BD yayları, evet şu yayla bu yay birbirine eşit. Bu ifade de doğru. Gerçekten bu da güzel bir soru arkadaşlar. Böyle öncüllü soruları da, değişik soruları da sever. Belki şansını bu sene çemberden yana ve bu şekilde bir soruda kullanabilir ÖSYM. Dikkat edin, gerçekten hoş bir soru. Cevap ne çıktı? Her üçü de doğru oldu. Edremit çıkar. Ve geldik şuraya, 11. soruya. Şekilde O merkezli daire biçimindeki bir karton parçası verilmiştir. Karton AB boyunca ok yönünde katlandığında aşağıdaki şekil elde ediliyor. Bu şekilde katlamışım. Ya şekil üzerinde çizgiler var. Şu katlamayı şöyle açacağıma ben burada şu katlamayı yapayım arkadaşım. Yani burada katlamayı açtık. Katlamayı açtığımız zaman O noktasının üzerine geliyor ya. Yani şu. Buradaki hareket şu şekilde olmuyor mu? Şunlar birbirine eşit değil mi? Evet, bu yaylar da birbirine eşit. Dikkat et, yarıçap iki çizgi. Bu arada bunun buna göre simetriği gibi oluyor. Yani üstüne binen açılar da eşit olacak ya. Yani burası 90 derece oluyor. Yani burada bu doğruya göre katlamasını alıyorum. Yani simetriğini alıyorum. Yani şurası 90 derece olmak zorunda. Peki ne var burada? Yarıçap uzunluğu 2 tane çizgi. Yani şuraya AA dersem yarıçap uzunluğu 2A. Hocam en etkili silahımız yarıçap çizmek. Al sana yarıçap. 90'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı A'dır. Hocam al sana yarıçap burada da. Burası da 30 derece çıkar mı? Çıkar. Bak şurayı ne buldum? 30 derece buldum. Tamam. Şimdi bana ne lazım? Şuradaki 30 derece buldum ya. Aslında sen bunu böyle katladığın zaman aynı şekiller yukarıda da oluşacak. Burası da böyle çift çizgi çift çizgi şeklinde bölüyor ya. Bak çift çizgi çift çizgi şeklinde. Sen burası 30 iken bu yayın kaç olduğunu biliyorsun? 60. Hani açtığın zaman bak bu buraya geldi ya. Burası da 30 olacak. 30'sa burası 60. Hocam burası da katlamadan dolayı 60. Onu demek istiyorum. Burası 60'sa o zaman buraları da 30-30 derece mi yapacak? Derece olarak evet. Bu 30 çevre açıda burayı görüyor. Aslında şöyle düşün, bunun katlanmışı gibi. Hocam burası da 30, burası da 30 olacak ya. 30 çevre açıdan burası da kaç derece yapar? 15 derece yapar. 30-15 daha 45. O zaman buraya 135 derece mi kaldı? Evet. Ama bizden BTO açısı isteniyor. BTO ya da direkt 2 iç açı toplam 1 dış açıya eşit. Yani cevap 45 derece çıkar. Cevap Ceyhan oldu böylelikle 11. soru da. Yani katlama bildiğin çemberde de katlamayı yapacaksın. Katlamayı açacaksın. Şekil üzerinde üstüne binen kenarların eşit, üstüne binen açıların eşitliğinde bu şekilde göstereceksin. Ve böylelikle test 4'ü de bitirdik. O zaman bir sonraki videoda test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.